Herkese selamlar dostlar. 22 ve 23 Temmuz 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. 4 tanesi 22'sine, 4 tanesi de 23'ün olmak üzere 8 adet. Hem ideallerinden hem de yüksek oranlarından bahsedeceğim. Öncelikle değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir adet maç skor yarışmamız var onunla başlayalım. Maç skoru yarışmamız Molde ile Salzburg. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Çok gollü bir mücadele bekleniyor bu karşılaşmadan. Sizce maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Mücadelenin index beklentisi 4-2 ayarında bir Molde galibiyeti onu da belirtelim. Daha önce yapmış olduğumuz Sturm Graz Galatasaray maç skorunu kazanan arkadaşımız da Ramazan Çiçek isimli arkadaşımız. O da bana Instagram üzerinde yazarsa kata Telegram gruplarımızı alalım. Instagram adresimizde Kangal Bey olaraktan da benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz dostlar. Hatta soru görüş öneri, gruplar hakkında bilgi almak veya maçlar hakkında vesaire buradan benimle her türlü iletişime geçebileceğinizi belirtelim. Kazanan arkadaşımız da benimle buradan iletişime geçsin. Geçtik. Dün yüksek misli olarak bir adet yüksek mislimiz vardı. Bu yüksek mislimiz nelerdi? Logores mücadelesiydi. Logores maçına ben YouTube'da da biraz üstüne basarak anlatmaya çalıştım. Kazanmasını bekliyorum dedim. 45 bir olarak önermiştim zaten YouTube'da da ama benim beklentim 2-0'lık. Bak ilk maçın e, hakkını falan anlatmışım. Biraz ufak bir analiz yazısı atmışım ben burada. Beklediğim skor 2-0'dı Ludo Goresi tarafından. 4-0 bitti. 79'da gol geldi. 4. gol. Sonradan gol gelmeyince biz kazandık. Yüksek misli bu şekilde 750 misli olarak önerildi. Kazanıldı. Devam edildi. Bu şekilde yüksek misli ilerliyor. Günün kombinesinde de vardı. Çünkü çok fazla güvendiğim maç yoktu e, Bratislava maçıyla maç son 2 ki Bratislava'nın maçı oranı 1.56'dan 1.76'ya kadar yükselmişti. Logoresi de keza oranı yükselmişti. Güzel orandan 19 Temmuz çarşamba günün kuponu kazanmıştır. Değerlendirenleri tebrik edelim. Devam edelim. Canlı maçlarla özellikle şu son dönemde WNBA yani kadın e, NBA'sından devam ediyoruz basketboluna. İzliyoruz. Oraya da bir nevi hakim olduk. Son dönemde canlılardan da ufak tefek almaya başladık. Dün iki tane canlı yaptım. Solda gördüğünüz canlılar benim canlılardır. İkisi de başarılı. Bir 34, bir 43. Allah bereket versin. İzledim çünkü ilk iki periyodu. Sonra verdim. Gece de aynı şekilde NBA yapıldı. NBA canlısı yapıldı. Yani sezon başlayınca zaten bunlar çok daha fazla artacaktır. Ekiple birlikte elimizden geldiğince canlı performansını da arttıracağızdır. Herkes açık Telegram kanalımız var. Açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da ara ara canlı tercihler veya kuponlar atıyorum. yorumlarda ve açıklama kısmında var. Buraya da tıklayarak da ücretsiz bir şekilde gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Geçtim. Dostlar sizlerden ricam videoyu açsanız like'lardır. Like'ları neden istiyorum biliyor musun? Bakın bu maçları takip etmesi bana biraz zulüm geliyor. Alt ligler ya çok fazla keyif vermiyor. Yani bir Liverpool Manchester City izledikten sonra gidip de burada ne bileyim e, ya yani Varnamon'un maçını izlemek beni biraz zulüm geliyor. Yoruyor beni açıkçası. O yüzden beğenilerinizi bekliyorum dostlar. Emeğe saygı diyelim. Jurgarden'la Elfsborg. Mesela son mücadele Jurgarden'la Malmö maçını ben izlemiş biri olarak da anlatabilirim çok rahat sizlere. Jurgarden o maçta topu çok fazla yanında tutamadı fakat golleri buldu. Fakat savunması gerçekten iyi. Malmö o maçta çok fazla boşluk vermedi. Ki bu iki takımın arasında karşı karşıya geldiği zaman da bakıyoruz ki Jurgarden kendi evinde çok fazla en fazla puan toplayan takım Jurgard'ın kendi evinde. Deplasmanda da en fazla puan toplayan takım Elfsborg olmuş. Ve bu zirve yarışından önemli bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ve top biraz hızlı dönüyor bunların liginde. Biraz daha tempolu maçlar oynanıyor haliyle. Jurgard'ın tarafından bir gol beklenebilir kendi evinde ve Malmö'yü de devirmişken. Elfsborg tarafına bakalım. Elfsborg'un da son Göteborg maçı vardı. O maç zaten 1-0 geriye düştü. Yani bir sürpriz olacağı belli gibiydi. Yani o maçın izlemini, maçı biraz izledim. Dedim bu maç sürpriz çıkacak gibi duruyor. Bir 1de mücadele bitti. Elfsborg orada atacağı iki golü önermiştik. Gelmemişti. Burada da ben burada her iki takımın atacağı golü aldım. Tek tercih olarak var seçeneğini değerlendirdim. Bir 45 gibi olandan var öneriyorum. Öneririm değerlendirecekler. Bol şanslar. Lingby ile Kopenhag karşılaşması. Bunlar da Midland'la bugün e, Danimarka açılıyor. Kopenhag'la devam edecek öyle söyleyeyim yarın. Kopenhag mücadelesiyle baktığımız zaman da Kopenhag zaten kalitesiyle bu ligin ön plana çıkan takımlardan bir tanesi. Kadro ka kadrosuna baktım. Önemli isimler gitmiş mi gelmiş mi derken çoğu önemli isim en gol isimlere falan kadroda. Burada da ben hazırlık dönemini biraz daha iyi geçirmiş bir Kopenhag takımı gördüm. Sosyal medyadan da ufaktan bir inceledim Kopenhag takımını. Burada önerebileceğim Deplasman'ın Basman'ın atacağı 2 goldür. Bu da Kopenhag'ın atacağı 2 gole 1.46 gibi oran vermişler. Yani idealden ya yani ilk maçtır sürpriz olabilir. Hem bir kendi dep basmanla izleyelim hem kendi evinde dinleyelim. Üçüncü hafta iyice böyle daha mantıklı tahminler yaparak da ilerleyeceğiz. Burada dep basmanla atacağı 2 gol idealdir. Varnamo ile karşılaşması. Ee, Hakan'dan bahsedelim. Ee, Avrupa'da oynadığı iki tane maç vardı. İlk maçı 3-1 kazandı. İki gün önce de web Basman'da da kazanmasını bildi ki. Maz sonu 2 olaraktan ben sizlere önermiştim. Hem Telegram grubunda hem de YouTube'da önermiştim ben sizlere. Hakan kazanmasını bildi. Güzel bir form yakaladı. Fakat takım hafiften yorgun sayılabilir. Fakat bu hafta bu yorgunluğu unutması lazım. Çünkü... Ersburg ile birbirleriyle maç yaparken önemli rakipleri mutlaka biri puan kaybedecek orada. Zirveye oturma şansı da Hacken'ın var. O yüzden bu maçta elinden geldiğince Hacken'ın galip gelerekten de uzanması lazım. Ben burada şöyle bir öneri yapacağım. Hacken ne kadar deplasmanda da olsa ki deplasman form durumunu şöyle ufaktan bakalım. Zaten neredeyse maç başı 2 gol atan bir performansı var deplasmanda ki maçın önemi de yüksek. Rakipleri birbirleriyle yapması önemli. Takım yorgun da olsa ben bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. O yüzden burada maç sonu 2'yi bir 52 gibi orandan öneririm sizlere. Onun dışında biraz daha yüksek oran yapmak istersek mücadelede Hacken öne geçerse maçı koruma ihtimali de yüksek. 4.5 altına 2 yaparsanız da 1.93 gibi orandan değerlendirme altına almış olursunuz. Hacken'ı anlattık. Molde ile Salzburg mücadelesi. Bu maçın da maç sizlere sorduk. Şöyle bir şey göstereyim isterseniz direkt tahminlere başlamadan. Ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.18 iken yani Molde'nin burada atacağı 2 gol 1.18 iken galip gelme nefsine oran 1.32. Yani burada iddia diyor ki sen burada istersen Molde'nin 2 golüne gir diyor veya tarafına gir diyor ama Salzburg'un da bu maçta 2 gol atma ihtimali var diyor. İddianın oranları bunu diyor bizlere. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Ne kadar Salzburg'un gol atma ihtimali olsa da ki son maçları çok gollü kendi evinde 6-1, 5-2, 3-0 kaybediyor da yeniyor da oynuyor çünkü takım. Eğer Molde'ye karşı bu kadar açık oynarsanız Molde size en az 3 tane atar. Ben burada idealden önermek istedim. 1.5 üstüne 1.39 gibi oran. Molde'nin zaten iki golü ben bekliyorum. Ve maçı da kazanmasını bekleyeceğim. Maç sonu 1-1.5 üst burada 1.39 gibi oran açmışlar zaten. Hatta ben oranı biraz da yükseltiyorum. 2.5 üstüne 1 yaparsanız da 1.56'ya kadar da oranla yükseltmiş olursunuz. olursunuz. 3.5'a çıkmıyorum. 2.5 benim için yeterli. İsteyen 1.39 isteyen 1.56 bir, bir gol daha bekleyerekten de yapabilir. Ayın 23'üne geçerekten de devam ediyorum. Ayın 23'ünde de Dagger Force karşılaşması var. North Shopping ile. Dagger Force orada Brom maçında sürpriz yaptı. Son dakikalarda 60 oldu. İkinci yarı iki tane golle birlikte 2-1 kazanmasını bildi. Son maçını yine kaybetti. Deplasman'da bu takım oynayamıyor. Ne kadar Brom mücadelesinde sürpriz de yapmış olsa North Shopping'in ben burada doğrudan galibiyetini bekleyeceğim. Daha iyi oynayan takım North Shopping takımı olacaktır. Maç boyu da baskın olacaktır. Maç sonu biri sizlere 1.40 gibi orandan doğrudan North Shopping galibiyetini öneriyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Young Boys'la Lowe karşılaşması. Young Boys'la açılış yapıyor. İsviçre Ligi açılış yapıyor arkadaşlar. Lausanne'den Sane'den deplasmandan bahsedeyim biraz sizlere. Geçen sezon İsviçre Ligi'nde ikinci olarak bitirdi ve ana lige, birinci lige yükselmeyi başardı. Challenge liginden yükseldi. İlk mücadelede Young Boys Red Basman'a gidecek. Bence kötü bir başlangıç. Kötü bir fikstür gibi geliyor bana. Young Boys'un ben burada galibiyetini bekleyeceğim. Fakat galip gelirken de kuru kuru almayalım. Bir buçuk üstüne galibiyetini alalım. Biraz daha oranı idealleştirmiş olalım. Kado kalitesiyle birlikte ve Temple oyunuyla birlikte ve kendi evinde açılış mücadelesinde ben Young Boys'un burada en az iki gol ataraktan da kazanmasını bekleyeceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Vasan'la Haka karşılaşması. Haka'nın da son mücadelesi dün oynandı ve değerlendirme altına aldım. Bugün dinlendiler. Yarın tekrardan bir basmana gidecekler. O yüzden Vasan yorgun takımına karşı bence üstün. Onu belirteyim. Ne kadar üstün? 2-0-2-1 ayarında ben bir skor beklediğimi belirteyim. Vasan tarafında. Ama bu mücadele olası bir sürpriz çıkar mı? Ya çıkıyor. Olası sürpriz çıkıyor. Ben burada bakın normalde Matsun'u 1 altına bir tekli olarak değerlendirecektim ama biraz korktuğumdan kaynaklı. Yani bir sürpriz yapma ihtimali var çünkü. Böyle maçlar bu liglerde oluyor. Toplam gol aralığı 2-3 gole gittim. Benim zaten skor beklentim neydi? 2-0-2-1 ayarında ev sahibinin kazanması. Olası da bir sürpriz çıkarsa 2-3 golle ben burada tam 1.76 gibi oradan kazanmış olacağım. Değerlendirecekler bol şanslar. Stronghold setle ile Rosenbo karşılaşması. Bu mücadelede şöyle değerlendirme altına aldım. Strong Set'in kendi evinde oynamış olduğu oyun kaynaklı mücadeleler gollü geçme ihtimali yüksek oluyor. Rosenborg'da ben bu oyuna ilişkimi tutturabileceğini düşünerek ben de mücadele genel olarak çıkacak 3 golü değerlendirdim. 2.5 üst oranında zaten 1.37 gibi ideal bir oranı varken bu mücadelede 2-2 belki de 2-1 ayarında ev sahibine biraz daha yakın güçleri birbirine denk. 2.5 üst sizlere öneririm değerlendirecek bol ol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.